Merhaba, bugün Sapanca'ya geldik. Orman yürüyüşüne çıktık ve böyle bir tane bitki gördük. Adı sütlenmiş. İsminin sütlen olmasının bir sebebi var. Kırınca böyle içinden süt gibi bir öz suyu çıkıyor. Evet, beyaz süt gibi bir öz suyu çıkıyor. Bundan dolayı sütlüce ya da sütlen ismi verilmiş bu bitkiye. Özellikleri ve neydi bu öz suyu? Özellikleri de mesela doğadaysanız böyle ağaç keserken falan elinizi kestiniz, kanadı. Hı hı. Bu kanamayı durdurabiliyor. Bir hı hı. de yaralarınızı iyileşmesine daha çok yardımcı oluyor. Antiseptik yani. Bir daha özelliği var. Kısa sürede Peki iyileşiyor. Kaç damla yapmak lazım? Çok yani fazla yapmak gerekiyor mu? En az bir, en fazla iki, fazlası zararlı. Hı hı. Çünkü bunun içinde bir zehir de var ve hı hı. fazla kullanılırsa insanları da öldürebiliyor. Çok dikkat bunu etmek gerekiyor. İçerseniz veya normal bitki çayı gibi böyle kaynatırsanız, hı hı. kaynatsanız bile yine de çok tehlikeli. Hı hı. İçindeki zehirler yüzünden. Ya da bir alerjiniz varsa yine vücudunuza bu beyaz öz suyu sürerseniz zarar görebilirsiniz, öyle değil mi? Evet. Aslında güzel bir bitki, yeşil bir bitki. Sarı uç kısımlarında değil mi? Hı hı. Şöyle tomurcuk gibi böyle bir yapı var. Tomurcuk gibi Başka var. Bir amaçla daha kullanılıyordu. Onu da anlatır mısın? Bir de balık avlamakta kullanılıyor. Evet, bu çok ilginç. Bayağı eskiden orta çağda. Hı hı. Çok eski bir yöntem olarak biliniyormuş bu. Sütlen bitkisini kesiyorlar ve hı hı. sonra sütlen bitkisini böyle ağlara koyuyorlar. Sonra onu dereye atıyorlar. Deniz çok büyük olduğu için denizlere atılmıyor. Hı hı. Sonra onu çekince içindeki bu süt gibi şey hı hı. yayılıyor ve oksijeni Evet, bu bir zehir ve bu şey zehrin bloke ediyor. Bu zehrin özelliği de oksijeni bloke etmesi, yani tutması. Suyun içerisindeki oksijeni tuttuğu için balıklar nefes alamıyor. Nefes alamıyor. Suyun içinde çok azıcık bir oksijen var ama biz onu alamıyoruz. Balıklar bildiğiniz gibi solungaçlarıyla alıyor hı hı. ve o oksijen de gidince balıklar nefes alamadıkları için ölüyor ve karaya çıkıyor. Sonra insanlar da onları topluyor. Onları topluyorlar. Ama bu yöntem yasaklanmıştı değil mi? Neden evet, yasaklanmıştı? Çünkü nadir türlere de zarar verebiliyor mesela. Yavru balıklara da zarar veriyor. Dolayısıyla eğer ki çok böyle acil bir durum söz konusu değilse kesinlikle ama kesinlikle bu yöntemle balık tutmak ama mesela küçücük doğru bir, olmuyor. Ama mesela küçücük bir deredesiniz 5 tane falan balık var, bunu kullanabilirsiniz. Evet, böyle hayatta kalmak için bushcraft maksatlı. Hem yaraları iyileştirmede, yaraları temizlemede hem de balık tutmakta geçici olarak bu bitkiyi kullanmak mümkün. Bir tane daha kırıp suyunu, öz suyunu gösterir misin? Sen eldiven taktığın için güvenli. Evet, eldiven taktığımız için, yoksa normal yani yere olmadığında sürerseniz bile yine de böyle zarar veriyor. Evet, zarar verebilir. Sağlığınızı tehlikeye atabiliyor. Evet. Görüşürüz.